Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu bölümde biraz çiçeklerden bahsedelim ve onları bu karda, kışta, buz gibi havada nasıl canlı tutmaya çalıştığımızı şöyle bir anlayalım ki çiftçinin, köylünün, üreticinin sorunlarını, çektiği çileyi biraz olsun anlarsınız diye düşünüyorum. Şu an evet tepemizde yağmur da başladı. Kar kesildi ama ara ara yağmurlar var. Dışarısı yaklaşık -2 derece ya var ya yok. Ama gece 9 derece 10 derecelere -9 derece 10 derecelere kadar düşüyor. Hatta bir donla birlikte dışarıda artık çamur bile ayağınızla rahatlıkla çizmeyle basabildiğiniz çamur bile beton gibi oluyor. Dışarıda diz boyu kar, içerisi gayet sıcak ve güller. Hepsi gayet sağlıklı, sadece otları alınmamış bir halde. İlk güne kadar onlara temizlenir, tertemiz bakımı yapılır. Ay şunlara baksanıza ya. Her tarafından patlamış. 50 tane şey satıyor. Şu an 47 lira ağaçın şeyleri ya. Kökü 10 lira. 10 lira saksı torf. Artı gübresi, bakımı, işçiliği, karı. Hadi bu çıkışın içinde. Yani. Evet hayat pahalı ama masraflar da maalesef ciddi boyutlarda olunca yani fiyatlar da birbirine yansıyan, birbirine zincirleyen bir şekilde devam ediyor. Ya işte bunu sadece çeliğini 10 liraya almışsınız. Gerisini artık siz düşünün. Bunlar da taflanlar. Görüyorsunuz. Peyzaj için gayet güzel bir bitkidir. Ateş dikeni tohumları ekilmek için ekliyorlar. İşte burada torf karışımı, burada da viyöllere tek tek bu ateş dikenlere dikilip koca ağaç olacaklar. Bu bölümde karanfiller var. Gördüğünüz gibi bazılarında çiçek erken açmaya başlamış. Bazıları da kendi kendine tomurcuk atmışlar ama havaların soğuk olmasından dolayı biraz yavaş ilerliyorlar. Burada da evet şurada çok güzel açmış bir tane karanfilimiz. Evet. Karanfiller. Burada da bir tane açmış. Havalar çok soğuk olduğu için daha çiçeklenme yavaş yavaş olmaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi bazıları çiçeğe dönmüşler ama
Şurada bekliyorlar daha. Burada bazı karanfillerin açtığını şöyle Gonca. Ay ne bu? Buradaymış. Gonca. Şunlar da baya erken ufacık bittiğinin üzerinde gayet güzel bir çiçek. Şöyle sarılıyorlar. Kar yağmasına rağmen bakın bütün tabiat bütün canlılığını korumaya çalışıyor. Don vurdu, kar vurdu, karın altında kaldılar. Bir sürü yabani ot. Şuraya bakar mısınız ya? Vallahi babalar bir taraftan karın altından çıkmaya çalışıyorlar. Şuralara bak. Neydi bu? Unutmalı çiçeği miydi? Neydi bu? Çiçeklerden çok da anlamam ama. Ballı babalar. Maşallah. Şurada bakın ya. Üzerinde bir sürü böcekle beslenmeye çalışıyor. Kar bir taraftan, soğuk bir taraftan, beslenme ihtiyaçları bir taraftan ama doğa hepsine, kendi evlatlarına gayet güzel bakıyor. Şimdi normal şartlarda şu ballı baba zayıf bir bitki olması lazım. Kar gördüğü zaman hemen ölmesi lazım. Ama bakın karın altında gayet güzel bir şekilde canlılığını devam ediyor. Çiçeklerini açıyor. Niye? Çünkü şu dakika itibariyle birçok böcek beslenmesi lazım ki özellikle ilkbahar sıcaklarının başlamasıyla birlikte öteki avcı böcekler için gerekli olan besini sağlasınlar. Bakın şu çiçeklere ya. Şu an -1-2 derece ya var ya yok hava sıcaklığı ama hepsinin üzerinde çiçekler gayet güzel bir şekilde duruyor. Evet, doğada böyle bir şey işte. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasını izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.